Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda redox tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, kimyasal enerji ile elektrik enerjisi arasındaki dönüşüm sağlayan sistemlere ne diyorduk? Elektrokimyasal hücreler diyoruz. Elektrokimyasal hücreleri genel olarak ikiye ayırıyoruz. Birincisi kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemler. Bunlara volta hücresi ya da volta 2 hücre ya da galvanik hücre ya da pil diyebiliyoruz. Yani bunlar Alessandro Volta ve Luigi Galvani ilk çalışmaları yaptıkları için bunların isimleriyle özdeşleşmiştir. O şekilde söyleyeyim. Galvanik pil daha çok çıkıyor. Onu da belirtelim ya da galvanik hücre kelimesini sorularda daha çok duyarsınız. İstemlidir. Yani kendiliğinden olur. Kendiliğinden gerçekleşir şeklinde söyleyebiliriz. Yani kimyada istemli demek kendiliğinden olan, istemsiz demek kendiliğinden olmayan bir dış etkili olan şeklinde söyleyebiliriz. İkinci elektrokimyasal hücremiz ise elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren elektrolitik hücreler, yani elektrolit sistemi örnek verebilir. Bunlar istemsizdir. Kendiliğinden gerçekleşmesi şeklinde söyleyebiliriz. Bakın burada şöyle diyeyim, aradaki fark, burada elektrik enerjisi üretilir. Pilde elektrik enerjisi üretilir. Burada ise elektrik enerjisi harcanır. Ya da elektrik enerjisini mesela ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu şarja takıyorsunuz. Bataryayı dolduruyorsunuz, depoluyorsunuz. Bakın elektrik enerjisi harcıyoruz. O şekilde söyleyebiliriz. Burada üretim var. Elektrik enerjisi, kimyasal enerjiden elektrik enerjisini üretiyoruz. Burada ise elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüp depoluyoruz. Ya da harcıyoruz. O şekilde düşünebilirsiniz. Redox tepkimelerinden elektrik elde edilebilmesi için indirgen ve yükseltgenin birbirinden ayrılması, yani ayrı kaplarda ve bir iletken TED ile elektron transferinin sağlanması gerekir. Yani biraz ki cümle eksik kalmış ama sağlanmasıdır demiş. Sağlanması gerekir. Yani burada ne demek istiyoruz onu da şöyle söyleyelim. Şimdi bir önceki videomuzda şöyle aynı kabın içerisinde mesela burada bir çözeltimiz var. Bunun içerisinde bir tane metal dağıldırdığımızda metal burada aşınırken ne yapıyor? Yükseltgeniyordu. Kaptaki işte çözeltideki iyonu indirgiyordu. Yani burada elektron alışverişi var. Ama biz buradan tek kabın üzerinden elektrik enerjisi üretemiyoruz. Eğer elektrik enerjisi üretmek istiyorsak burada da belirtildiği gibi az öncekinde belirttiğimiz gibi bunları birbirinden ayırmamız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Bir galvanik hücre şöyle hazırlanabilir. İlk hazırlanan piller, galvanik hücreler bu şekilde diyebiliriz ilk. Şimdi bakın burada iki tane ayrı kap var. Birbirinden ayrılmış. Şurada iletken tel var. Hani diyor ya, bir iletken tel. Şurada bizim iletken telimiz birbirine bağlanmış. Şimdi bunu sorularda çok göreceksiniz. Zaten çözmeye başladıysanız, daha önce çözdüyseniz, okulda gördüyseniz, yani bu şekilleri çok görüyorsunuz. Peki biz burada ne yapmamız lazım? Bize genelde bununla ilgili bir ipucu veriyor. Yani metalin aktiflikle ilgili veriyor, elektron hareketiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Oradan başlayıp tüm sistemi inceleyebiliyoruz. Mesela diyelim ki buradaki ipucumuz şu olsun. Çinko metali bakır metalinden daha aktif olduğundan dedi. Sorularda ya da daha aktiftir dedi. Şimdi arkadaşlar, çinko metali daha aktifse metallere göre aktiflik neydi? Yükseltgen meclisiydi. Yani o zaman çinko burada yükseltgen olacak. Bu tarafta yükseltgen olacak. O zaman bir yerde yükseltgen mi varsa indirgenme de olması lazım. Diğer tarafta da, yani bu kapta da indirgen mi olacak? Birinci kapta yükseltgen mi? İkinci kapta indirgen mi olur dedik. Yükseltgenmenin gerçekleştiği elektroda anot diyoruz. İndirgenmenin gerçekleştiği elektroda ise katot diyoruz. Ve bunu şöyle kodluyoruz. Yani dersimiz kimya. Kimya diye kodlayabilirsiniz. Yani şuradaki K harfi katotta, indirgenme olur. Şurası da anotta, yükseltgenme olur şeklinde söyleyebiliriz. Şurada kimyayı da kalp yapalım bari. Kimyaya olan aşkınız artsın arkadaşlar. Evet, katotta indirgenme, anotta yükseltgenme olur şeklinde kodlayabilirsiniz. Kimya diye kodladık arkadaşlar. Anot ve katot tepkimelerini de şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Yani şurası anot dedik. Şurası katot dedik. Anot tepkimesini yazarken şuradaki elektroda göre yazın arkadaşlar. Yani burada ne var? Çinko katısı var. Çinko katısı
Bakın burada sülfat eksi 2 çinko artı 2. Yani şuradaki o da çözeltiye geçecek. Çinko artı 2'ye dönüşecek. O şekilde düşünebilirsiniz. Zaten çinko tüm bileşiklerinde artı 2 değerli kalır. O şekilde de belirtebiliriz. O zaman çinko burada sıfırdan artı 2'ye yükseltilecek. O zaman 2 elektron verecek. Katot tepkimesini yazarken çözeltideki katyona göre yazın. Çözeltinin içerisinde kim var? Bakın burada sülfat eksi 2. Şuradaki bakır artı 2. Yani katot tepkimesini yazarken şuradaki çözeltideki artı yüklü iyona göre yazın. O zaman sudaki bakır artı 2, 2 elektron alarak ne yapacak? Bakır katısına dönüşecek şeklinde söyleyebiliriz. Yani 2 elektron şurada. Onu da belirtelim. Net pil tepkimesini yazın derse elektronlara eşit demeniz lazım. Yani burada tabii eşit olmasa 2'ye 3 olsa onu uygun katsayılarla çarpıyorsunuz, eşitliyorsunuz. Eşit olduğu için direkt taraf tarafa topladık. Elektronlar birbirini götürdü. O zaman çinko katısı çinko artı 2'ye dönüşüyor. Bakır artı 2 ise bakır katısına dönüşüyor şeklinde pil tepkimemizi de yazabiliriz. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimenin gerçekleştiği bölümlere yarı hücre denir. Bu sistemin tamamı ise hücre denir. Yani şöyle söyleyeyim. Şu pilin yarısıdır. Biz buna yarı hücre diyoruz. Bu da diğer yarısıdır. Ve tamamına da hücre ya da ne diyoruz? Pil diyoruz. Galvanik hücre ya da galvanik pil diyorduk. Anotta elektron üretildiği için anot eksi yüklüdür. Anot eksi yüklü. Katot ise artı yüklü olur. Şimdi arkadaşlar elektrolize kadar genelde anotun ya da katotun işareti sorulmuyor. Elektrolizdekine anlatırken de diyeceğiz burası daha önemlidir. Yani bu ifade çok önemli değil. Onun için bunu pil için söyleyebiliriz. Çok, hemen hemen hiç görmeyeceksiniz. Elektrotları birbirine bağlayan devreye dış devre denir. Yani şu iletken telimiz dış devre. Şurası. Dış devrede elektronlar her zaman anottan katota doğru hareket eder. Bakın burada elektron açığa çıkıyordu. Çinkonun olduğu tarafta. Bakırın olduğu tarafta ise elektrona ihtiyacı var. Onun için elektron çinkodan doğru yani anottan katota doğru her zaman bu şekilde hareket eder. Zaten bu telin üzerinde hareket ederken de ne yapıyor? Karşılaştı. Direnci elektrik akımı olarak düşünebilirsiniz. Yani voltmetrede onun değerini okuyoruz. Yani elektrik bu şekilde üretiliyor. Elektronların hareketi sonucunda yarı hücrelerde yük denkliği bozulur. Elektron hareketin devamlı olabilmesi için yük denkliğinin sağlanması için yük denkliğinin sağlanması gerekir ve yük denkliği içinde tuz köprüsü kullanılır. Bakın şu ortadaki tuz köprüsüdür. Buna iç devre de diyebiliriz. Burada da şunu söyleyebiliriz. Bakın arkadaşlar. Yani şurada sürekli çinko artı 2 üretecek dedik. Anotta. O zaman burada çinko artı 2 üretildiğine göre katyon derişimi artıyor. Yani kabın içerisindeki katyon derişimi artıyor. O zaman bunu nötrleştirmek ya da bunun yük denkliğini sağlanması için bize anyon lazım. Tuz köprüsünde de genelde tuz dediğimiz iyonik bileşikler. Sodyum klorür olur, potasyum klorür olur, potasyum nitrat olur. Olur da olur. Bütün tuzları kullanabiliriz. Yani burada sodyum artı 1 ve klor eksi 1 olduğunu düşünelim. Bakın arkadaşlar burada şuradaki anyon anota doğru gider. Çünkü şunu denkliğini sağlamak için, onu nötrleştirmek için düşünebilirsin. Buradaki katyon da katota gider. Bunu da bu şekilde kodlayacağız. Kodluyoruz. Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katota gider. Zaten anot ve katot kelimesini şöyle düşünebilirsiniz. Anyonların hareket ettiği yer anot, katyonların hareket ettiği yer de katot şeklinde. Yine hafızanızda kalsın arkadaşlar. Evet, tuz köprüsü hem devreyi tamamlar hem de yük denkliğini sağlar. Tuz köprüsü olmadan pil çalışmaz. Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katoda hareket eder şeklinde kodlayabilirsiniz. Tuz köprüsüne iç devre diyoruz. Pil tepkimeleri hücre diyagramıyla da gösterilebilir. Sorularda yine bazen karşımıza bu şekilde veriyorlar. Bakın arkadaşlar yukarıda ne dedik? Çinko sıfırdan artı 2'ye gidecek dedik. Genelde anot önce yazılıyor. Yani burada bakın çinko sıfırdan artı 2'ye gidiyor. Molaritesi de yazılır. Çok önemli değil. Genelde zaten doğru yazılır. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şu mesela bunun yerini değiştirip burada çinkoyu indirgemişler mi falan. Ona dikkat etmeniz lazım. Çinko sıfırdan artı 2'ye gidiyor. Bakır artı 2 ise sıfır bakır katısına dönüşüyordu. Bakın şurada bakır artı 2 bakır sıfıra gidiyordu. Buraya da katotu yazmış. Şu orada da iki çizgimiz vardı. Bu da bizim tuz köprümüzdür arkadaşlar. Bu şekilde
düşünebilirsiniz. Yine burada şunu söyleyebiliriz. Bakın bu pil için burada çinko katısı. Çinko artı 2 yani suya geçecek. O zaman burada çinko ne yapacak? Suyun içerisine geçeceğine göre aşınacaktır diyebilir miyiz? O zaman anotta, elektrotta ya da anotta elektrodun kütlesi azalır. Yani aşınma olur. Şimdi bu tepkime yine pile baktığımızda buradaki bakır artı 2 bakır katısına dönüşüyor. Yani o zaman burada birikme olur. O zaman ne diyeceğiz? Bu yine bu pil için söylüyorum. Her pili kendi içerisinde değerlendireceksiniz. Yine ezber yapmak yerine bunların mantığını oturtmaya çalışın. Katotta elektron kütlesi artar. Yani burada birikme olur. Yine şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Anotta çinko artı 2'ye dönüşüyor dedik. O zaman burada sürekli katyon değişimi yani iyon değişimi artacak mıdır? Artacaktır. O zaman yine şöyle diyebiliriz. Anotta katyon değişimi artar. Yani buna iyon değişimi de diyebiliriz. Biz daha özele indirgeyerek katyon dedik. Burada yine şöyle bir parantez açayım arkadaşlar. Bakın şunla karıştırıyorsunuz. Hocam soruda böyle diyor. Anotta katyon değişimi artar diyor. Sizin aklınız tuz köprüsüne gidiyor. Diyor ki tuz köprüsündeki anyonlar anota gidiyordu. O zaman anyon değişiminin artması gerekmiyor mu gibi bir şey kalıyor. Arkadaşlar bu sadece sözel olarak tuz köprüsündeki anyonlar anota gider. Katyonlar katota gider. Bu şekilde kodlayın. Yani genelde böyle tepkime ile ilgili işte katyon mu derişimi artıyor yoksa işte katyon derişimi ama azalıyor falan dediğinde aklınıza öncelikle şu tepkimeler gelsin. Yani bu tepkimeleri incelemeniz lazım. Yani tuz köprüsündeki anyonlar ya da katyonlar sadece onları yani denkliğini sağlamak için gelen maddeler. İlk başta olan nedir? Burada katyon derişimi artarken burada bakın bakır artı 2 tepkimeye göre sıfıra dönüşüyor. Burada ise katyon derişimi zamanla azalıyor. Yani aklınıza ilk gelmesi gereken yer pilin tepkimesidir. Katyon değişimi azalır şeklinde söyleyebiliriz. Bir de burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her pilin bir potansiyeli vardır. İlerleyen konularda anlatacağız ama burada en baştan söyleyeyim. Pil potansiyeli her zaman nedir? Zaman yani pil potansiyeli her zaman kelimesini kullanmış ama zamanla azalır. Yani bataryayı sabahleyin doldurdunuz. %100'lü okula gittiniz. Ne yaptı? %90, 80, 70 hızlı bir şekilde ne yapıyor? Azalıyor. Ne kadar çok uğraşırsanız yani. Tabi bunu kalem pil olur, başka piller olur. Saat pili olur. Yani kol saati, civalı piller vardır. Yani bütün piller için söyleyebiliriz. Bütün pillerin potansiyeli ne de zamanla azalır şeklinde söyleyebilirim arkadaşlar. Evet örneğimiz var. Örneğimize bakalım. Diyor ki şekildeki pil sisteminde pil çalışırken demir elektrodun kütlesinin azaldığı gözlenmiştir. Bakın burada diyor ki aşınma olur. O zaman demir elektrodun kütlesi zamanla azalıyorsa burada burası anottur. Anotta aşınma olmuş. Yükseltgenine gerçekleşmiş. Burada ise bakır bulunduğu taraf katottur. Ve indirgen olacaktır. Buna göre metallerin aktifliklerini kıyaslayınız demiş. O zaman yükseltgen maddemiz bu olduğu için şunu söyleyebiliriz. O zaman demirin aktifliği bakırın aktifliğinden büyüktür. Çünkü metallere göre aktiflik yükseltgen mesleğidir. Anot, katot ve pil tepkimelerini yazınız demiş. O zaman anot tepkimesini şu şekilde yazabiliriz. Bakın tekrar belirteyim. Anot tepkimesini yazarken elektrota göre yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki demir katısı zamanla demir artı 2'ye dönüşecektir. O zaman sıfırdan artı 2'ye göre 2 elektron vermiştir. Katot tepkimesini yazarken çözeltideki iyona göre yazın dedik. Katot tepkimemiz o zaman bakır artı 2'ye indirgenecek. Neye dönüşecek? Bakır katısına dönüşecek. Artı 2'den sıfıra gittiğine göre 2 elektron almıştır. Bu da bizim katot tepkimemiz. Pil tepkimesini yazın demiş. Pil tepkimesi için de ilk bakmamız gereken yer elektronla denk mi? Evet 2'ye 2 o zaman. Taraf tarafa topluyoruz. Elektronlar birbirini götürüyor. Şöyle diyebiliriz. Pil tepkimesi için de
Demir katısı. Demir artı 2'ye dönüşür. Bakır artı 2 ise bakır katısına dönüşür. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Bakın buraya iki yönlü ok çizdik. Bazen sorularda tek yönlü de çizebilir. Çok takılmayın oku. Yani iki de çizse, bir de çizse siz oraya takılmayın. Siz burada indirgenen, yükseltgenen maddeye bakın. Ama ÖSYM ve genelde yani bu şekilde diye kaynakların çoğu veriyor. Çünkü ilerleyen kısımlarda işte tepkimemiz ürünlere ilerler, pil potansiyeli artar, azalır şeklinde yorumlar yapacağız. Yani şu iki yönlü ok şeklinde verilmesi daha uygundur diyelim. Elektronların akış yönünü belirtiniz demiş. Elektronlar ne demiştik? Her zaman anottan katoda doğru gider. Anotumuz kim? Yukarıda dedik ki demir anot. Bakırsa katot, o zaman demir elektrottan bakır elektroda doğru hareket edecektir. Anottan katoda doğru gidecektir. Demir elektrottaki kütle azalması 11,2 gram ise bakır elektrottaki kütle artışı kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın yukarıda tepkimemizi yazmıştık. Demir katısı demiştik. Ya da direkt o tepkimenin üzerinden göstereyim arkadaşlar. Bakın demirin başında 1 var. Yani bu maddemizden 1 mol tepkimeye giriyorsa 1 mol demire karşılık 1 mol de bakır tepkimeye giriyor. Çünkü başındaki katsayı 1. Peki 1 mol demir kaç gram? 56 gram. O zaman şöyle diyebilir miyim? 56 gram demir tepkimeye girerken bakırdan da 1 mol giriyor. O da 64. 64 gram bakır tepkimeye giriyorsa 11,2 gram demir tepkimeye girdiğinde kaç gram bakır tepkimeye girer? Buradan x eşittir 64 çarpı 11,2 bölü 56 dedik. Sadeleştirdik. Buranın 0,2 katı 64'ü 2 ile çarpıp 10'a böldüğümüzde 12,8 gram çıkar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda diyor ki tuz köprüsündeki anyon ve katyonların hareket yönünü belirtiniz demiş. Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katoda gider. O zaman nedir? Anyonlar demirin bulunduğu tarafa gidecekler. Katyonlar da bakırın bulunduğu tarafa gidecekler. Birinci ve ikinci kaptaki iyon derişimleri nasıl değişir? Bakın burada tuz köprüsünü karıştırmıyorsunuz dedim. Böyle kaptaki iyon derişimi dediğinde aklınıza şu tepkimelerin gelmesi lazım. Bakın birinci kapta katyon sürekli oluşuyor. O zaman burada iyon derişimi zamanla artar. Birinci kapta iyon derişimi zamanla artar. İkinci kapta ise bakın bakır artı 2 tepkimeye girip bakıra dönüşüyor. Yani iyon tepkimeye giriyor. O zaman ikinci kaptaki iyon derişimi azalır şeklinde söyleyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuzda diyor ki şekildeki pil çalışırken demişiz, bırakmışız aslında boşlukları doldurunuz şeklinde tamamlayabilirdik. Tamam, boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Şimdi hocam burada hiçbir şey vermemiş denilmiş. Genelde ÖSYM veriyor ama biz yine vermeden acaba hani öğrenci şunu da otursun diye verdiğimiz bir soru kalıbıdır. Bakın burada gümüş var. Burada çinko var. Gümüş yarı soy metaldir. Çinko ise aktif metaldir. Yani şurada burası daha aktif olduğu için burada yükseltgenme olacak. Burada ise indirgenme olacak arkadaşlar. Yani burası anottur. Burası katottur. Şimdi öğrenci bunu yazdıktan sonra genelde şunu yapıyor. Bakın diyor ki tuz köprüsündeki katyonlar katota doğru, yani gümüş elektroda doğru hareket eder diyor. Sonra diyor ki çinko elektrodun kütlesi, az önce hani öğrendiğiniz için söylüyorum. Hemen diyor ki anotta aşınma olur. O zaman çinko elektrodun kütlesi azalır diyor. Gümüş elektrot ise katot olduğu için kütlesi artar diyor. Ve bu öğrenci ne yapıyor? Düşürüyor. Şimdi arkadaşlar böyle yaparsanız yanlış olur. Her tepkimeyi kendi özelinde inceleyeceksiniz dedik. Şimdi anot ve katot tepkimesini yazın. Yazmazsanız düşebilirsiniz. Anot tepkimesini yazarsak burada çinko katısı zamanla yükseltgenecek. Çinko artı 2'ye dönüşecek. Ve 2 elektron açığa çıkacak. Bakın burada katı suya geçti. Evet, çinko elektrodun kütlesi zamanla azalır. Peki katot tepkimesini yazın dersek, bakın katot tepkimesini yazarken sürekli belirtiyorum. Çözeltideki katyona göre. Bakın burada hidrojen iyonu var. Yani hidrojen tepkimeye girecek. Gümüşün tepkimesi gerçekleşmeyecek. Çünkü kabın içerisinde gümüş yok. Peki hidrojen tepkimeye girerse neye dönüşür? Hidrojen H2'ye dönüşür. Hidrojen gazına dönüşür. Burası 2 olduğu için 2 yazdık.
2 kere 1 artı 2'den 0'a gittiği için 2 elektron almıştır. Bakın ikinci kapta ne oluşuyor ürün olarak? Gaz oluşuyor. Peki gaz burada elektronun üzerinde birikir mi? Birikmez tabii ki. Ne yapar? Buradan hidrojen uçar gider. O zaman ikinci kaptaki yani gümüş elektronun kütlesi bu tepkime için, bu pil için söylüyorum, değişmez. Gümüş elektronun bulunduğu kaptaki çözeltinin pH değeri nasıl değişir demiş. Bakın burada hidrojen tepkime gelecek. O zaman hidrojen tepkime geçecek. Hidrojen azalacak. H artı azalırsa asitlik azalır. Çünkü hidrojen asitliğin göstergesi. Asitlik azalır. Peki pH metreyi hatırlarsanız bakın şöyle diyorduk. 0, 7, 14. Aşağıya doğru asitlik artıyor diyorduk. O zaman asitlik azalıyorsa pH değerimiz yukarıya doğru gidiyordur. pH değeri artar şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza baktığımızda diyor ki şekildeki pil elektrik üretirken elektrona dış devreden birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket ettiğine göre ne demeyecek? Elektronlar her zaman anottan katota doğru gider. O zaman burası anot, burası katot. O zaman anot ve katot tepkimesini yazarsak bakın anot tepkimesi anotu elektrota göre yazıyoruz. Kadmiyum katısı kadmiyum artı 2'ye dönüşecektir. Ve 2 elektron açığa çıkacaktır. Katot tepkimesini yazarken çözeltideki iyona göre yazın diyor. O zaman buradaki gümüş iyonumuz 1 elektron alarak gümüş katısına dönüşecektir. Anot tepkimesi bu şekildedir diyor baktığımızda. Evet doğrudur. Yani şurada suda olsa daha güzel olur ama çok da takılmayın. Bazen böyle hızlı yazıldığı için gözden kaçırılıyor falan. Sudadır. Yani o sudaki iyona dönüşecek. Zamanla gümüş elektrotun kütlesi artar demiş. Bakın burada gümüş katısı oluşuyor. O zaman katı oluştuğu için burada birikme oluşacaktır. Doğrudur. Tuz köprüsündeki katyonlar ikinci kaba doğru göçecek. Tuz köprüsündeki katyonlar katota doğru gideceği için ve ikinci kabımız katot olduğu için burada ifademiz de doğrudur. O zaman burada cevap hepsi. Yani E şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzu da burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda potansiyellerle devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.